Dostlar selamlar sıfırdan priest bölüm 5'e hepiniz hoş geldiniz. Bölümün açılışında şöyle gördüğünüz gibi sağ altta BDV ile yapmış olalım. Yeşil kutumuzu bankaya kaldıralım. Yeşil kutular burada birikmeye devam ediyor. Burası satılacaklar bölümü bildiğiniz üzere. VB'miz de burada geçen bölümden çıkardığımız. Bu bölümdeki hedefimse biraz e, ex kasmak istiyorum. Hatta görevleri yapmak istiyorum. Daha CZ chat görevimiz falan komple duruyor biliyorsunuz. Bir 76 yapmak istiyorum bu bölümde karakteri. Zaten 75 olduk sayılır. %0.60 kalmış 75 olmaya. 76'da mutlaka oluruz. Fazla da uzatmayalım. Bölüme geçelim. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. İyi seyirler. Şimdi arkadaşımız geldi. Biraz HP potu depolayacağım. Malum serinin başından beri HP potu arıyorum. Hiç bulamamıştım. Zaten dostumu tanıyorum ben. Bayağıdır konuşuyoruz oyun içinde. Kendisi de izleyicimiz. Kendisine buradan selamlar. 3K'dan 720'lik HP potu alacağım biraz. Tabii kendimiz yapana kadar şu her skin'in 60 olması lazım biliyorsunuz ki pot yapabilmek için. Bir 700-800 tane alsam beni götürür şimdilik. O yüzden kendisine PM attım. 800 tane alayım ben 3K'dan. Tekrar görüşürüz. Evet işlemimiz tamamlandı. 847 tane potumuz depoladık. Tabi paramız da azaldı bununla beraber. 5 hem 800 klar düştük. Şimdi şuradan 150 tane bundan alayım. 200 tane bundan alayım. Bir de gideyim amblem alayım. I Love Night Online amblemini. Hazır. Ekseyeceğimiz de var. Şu drake'leri hem aradan çıkaralım hem de level atlayalım. Şöyle 3 tur drake hakkımızın sonuna geldik. Maalesef bu sefer de bir drop'umuz yok. Sadece bir tane kırdırmalık shell'le gönderdi bizi. Bu arada coin etkinliğinden bir tane monster stone aldım. Şimdi eçive e de bakacağım. Oradan da eğer bir 2-3 tane falan çıkarsa... ...exece ve amlemle beraber monster'un içinde hem... X kasalım diyorum hem de belki bir drop alırız. Bir bakayım ben şu Echiv'e. Echiv'den de tam 3 tane Monster Stone çıktı ve dörtlenmiş oldu böylece. Şu 4 taneye girelim bakalım. Umarım güzel bir drop alırız. İlkinin bossundayız ama dur bir dakika ya. Perisiz. <laughs> Kutuya kendimiz bakalım. Old Warrior Ring geldi. Chat. Bu ne lan? Mana belt mi? Tamam kırdırırız bunu. En azından boşaltmadı diyelim. Tak bir abi. Son 3'e. Bir boss'umuz daha düşmek üzere. Bakalım bunda bir draw'umuz var mı? Gene çıkardım ben periyi. Bu arada tabi tahmin edeceğiniz üzere bütün mobları keserek geliyorum buraya kadar. 918k x geliyor arkadaşlar her birinden. Yani bulunmaz Hint kumaşı. <laughs> o yüzden kesiyorum. XP'miz de hemen %13'e kadar dayandı. İkincisi boş. Geldik 3. boss'umuza. Hatta o da düştü. Ver oğlum be şuradan güzel bir drop. Haydi çocuğum bu da boş maalesef. Son kaldı artık. Sonuncu boss'umuz da düşmek üzere artık. Ve ha, işlememiş son vuruş. Biraz geç düş bakalım. Ver artık ya. Evet. Varyo Raring bu sefer geldi galiba. Bu da magiymiş. İki tane kırdırmalık durumumuz var. Dörtte iki yaptık. Şunlardan ikişer ikişer toz alıp dört tane tozla ayrılırsak güzel senaryo olur. Gidelim şimdi kırdırmaya. Seri başından beri Narki amcanın yanına ilk defa takı kırdırmak için uğradık. Umarım bir kıyana yapar bu arada çak çevirdim. Aşağıda gördüğünüz gibi her zamanki droptan şaşırtmadı. Şöyle manavelt'ten başlayalım bakalım. Stop dedik. Güzel. Bundan ikiye aldık. Senden de alırsak Magering işimiz tamam. Evet buna da bastık ama bu olmadı. Bir taneyi <laughs> neyse söylemeyeceğim tamam. 3 tane tozla ayrılmış olduk. Bunların fiyatı nedir acaba ya bir bakayım. Spell sonra powder. Yani ki falan baktım aslında. 5.5 M'den satılmış ama ben inanamadım buna. Galiba bu spell sonra powder'lar pahalı. Nasıl yazılıyordu bu ya? Burada yazıyor gerçi. He, iki tane E varmış. Şey, L varmış. Ben iki e L yapmıştım. Evet. Şuradan bakalım. Aynen toz fiyatları o kadar o yüzden o da o kadardan gitti. Yani ortalama 2,5M. 2,5 5 7,5M kazanmış olduk yani buradan böylece. Ben gideyim çöpleri satayım, bunları da bankaya bırakayım, yolumuza devam edelim. Dostlar CZ'ye geldim. Aslında burası son tercihimdi ama bütün slotları gez gezdim. İşte ağaçlar olsun, galem olsun, e, Mastodon olsun. Yalnızca burası boş. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur ya burayı? MS ile beraber çift slot dönsem acaba buna değer mi? İki slot da boş ya şimdi. Bence öyle yapalım. Mana'yı biraz kıyalım ve biz burayı MPR değil de MS ile beraber çift slot dönelim. Benim seyeceğim kalmış mıydı? Atak seyeceğim? İlk TS'mizi aldık bu arada. Ağaç atak SC kalmamış. Neyse önemli değil. Şimdi SV'nin kaç dakikası var zaten? Bir dakika sonra SV'miz bitiyor. Ben bir SVSC basarım. SVSC'nin bitiminde yarım saat dolmuş oluyor zaten. Yarım saat sonra bir bakalım, bakalım kaç tane TS çıkarabilmişiz. Kaç tane manamız eksilmiş. O Karus. Bana vurmaya gelmiyorsun değil mi reis? Yok ben işi yok galiba arkadaşın. Olsaydı eğer ölürdük zaten. Tamam dediğim gibi sv bittikten sonra svscc'e basacağım. Yarım saat bitiminde kayda girelim bakalım neler olmuş. Benim sv'm bitti tam ve yan slotta da arkadaş geldi geneye başlattı hatta. Şöyle yapalım çift slot'u bırakıyoruz. 4 tane ts çıkardık bu arada hızlıca. O iyi oldu tabi. Hemen mp recovery'e geçtim. Burada tek slot farmlayacağız dostlar. Tek slot olduğu için de CV, e basmayacağım. Size şöyle göstereyim saati. Oyun saatiyle 7:50 geçiyor. Dediğim gibi bir yarım saat sonra ben tekrar kaydı başlatırım. Yarım saat sonunda bakarız bakalım durumları. El yetişir buna. Aynen bir 10K alalım devam edelim. Şimdi normalde yarım saat daha dolmadı ama size şu manzarayı bir göstermek istedim arkadaşlar bakın. 2-3 tane de bir hatta bazen peş peşe herkesin moddan neredeyse TSA atıyor. Maşallah diyelim. 16 tane olmuş. Bu arada 120 Ataklı'nın RPR'si geldi. Ve yarım saatin dolmasına da 10 dakika kadar bir şey kalmış. Sadece bunu göstermek için açtım. Bu silahlara EPRS'i gelince ton atacağım. O arada artık bir daha kayda başlatırım. Hem bir bakarız aradan ne kadar zaman geçmiş. Hem de bir bakarız ne kadar TS atmış. Devam edelim. Şimdilik güzel gidiyor ama. Evet iki silahımızın birden RPR'si geldi. Şöyle de bir saate bakalım. Ya bunu buçuk sayalım biz. 50 geçe başlamıştık. Ee, 40 dakika. Bir ton atayım. 40 dakikada 24 tane TS bence harika bir rakam. Zaten çok seri attı TS'leri de. Dediğim gibi silahların ikisinin de RPR'si geldi. Şimdi RPR'leri yapıp tekrar gideceğim slota. 40 dakikada güzel bir farm atmış olduk. Tamam RPR'ler de, de, tamam. Masraf sıfır zaten üstüne mana kasıyoruz daha fazla. Yani slotta bastım oluyor ama tabi trollden çıktığı için Sıfır masraf hatta üstüne dediğim gibi mana kasıyoruz. Tekrar gideceğim. Şuradan bir seviye ayarlayayım. Ya bu TS'lerin fiyatını price'da 400k olarak gösteriyor. Ben şimdi baktım ama doğru değildir diye düşünüyorum dostlar. 400k'dan TS satılmaz herhalde bunun fiyatı bu. 250k. 149k da olmaz. Veya 220k. 220-250 arası bir şeydir diye tahmin ediyorum. Ama gene de güzel para kastık. Daha devam edeceğiz zaten. Ee, şöyle bakalım yarımşar saat değil de 50 geçe başlamıştık. Gene bir 50 geçe ben gene bir kaydı başlatırım. Bir saat olarak değerlendiririz. Hani bir saatte ne kadar TS attı hesabına gireriz. Bir, o zaman 50 geçe görüşürüz bakalım. Dostlar saatimiz şu an 57 falan geçiyor ama bir ben de 5-6 dakika kadar mola vermek zorunda kaldım. Yani tam 1 saat oldu diyebiliriz aslında. Yavaş yavaş da silahımızın reperesi tekrar geliyor. 29 tane oldu TS'miz. 1 saatte 29 hadi 30 diyelim. 30 ts alabilen var mıdır acaba bu slotta merak ettim gerçekten aktı maşallah. Ben biraz daha devam edeceğim ama e, süre kavramını artık unutalım. Yani fazla durmayacağım zaten belki en fazla yarım saat kadar durabilirim. Bu süre zarfında biraz daha çıkarmaya çalışacağız da bir ts. Zaten şimdi buna geçelim bunun da galiba yarı rpr'sinde slottan ayrılacağım. Slottan ayrıldıktan sonra da şurada olan görevlerimizi yapacağım. 76 olmak istiyorum artık. Tamam tekrar görüşürüz bakalım. Tamamdır artık tonumuzu atalım. Şöyle zaten silah rehberesi yarıyı da geçti. Ve plakam olan tam 35'te <laughs> TS adedini bırakmak istiyorum. Güzel 35 tane TS kastık bu bayağı iyi oldu. Ne yapalım şimdi RPR'lerimizi yapalım. Ben biraz mola vereyim. Moladan sonra dediğim gibi görevlere belki de önce Draki ile başlarım. Draki'den sonra görevlere geçerim. Şöyle komple üstümüzün başımızı rehberisini yapalım. Hatta şu TS'leri de bankaya bırakayım. TS'leri bıraktım ben aslında kayıt almamış. Şöyle daha önceden de olan TS'lerimizin üstüne bıraktık çıkardıklarımızı. Toplamda 64 tane oldu. Şimdi burada satılacak birkaç işlemimiz var. Evet. Ee, bununla ne yapacağız sattığımız zaman? Art 8 Fabric HP seti dizmek istiyorum ben. Yavaş yavaş HP'lere geçelim. Çünkü un almamız lazım. Hani bu canlı olmuyor dostlar. Ve bir tane old skeleton lazım tabi onu da alacağım. O zaten basit 6-7 emlik bir şey. Ama şu Drake'den eğer bir tane daha VB drop alırsak iki tane VB ile ben bir Envil Baba'ya gitmek istiyorum. Diğer kalan itemler zaten satılacak. Şimdi dediğim gibi biraz mola vereyim. Moladan sonra Drake'ler ondan sonra görevlerle devam ederiz. Revenarp'i bir görevini yapıyordum. Hatta şu ilk tur bitti bir de chat görevi var bunun yanında ama MD düşürmüşüm ben bir tane. Şimdi gördüm. Buradan bunu görebilir miyiz acaba? Ha burada burada. <laughs> I'ya basınca fark ettim dostlar. Bir baktım MD var. Aslında şimdi e, BDV bekliyorum. BDV kağıdıyla beraber gireceğim Draki'ye. Hani eğer ki Draki'den bir drop alamazsak. Yani ikinci VB'yi alamazsak. Bu MD ile beraber bankadaki VB'yi götürebilirim ya. Emile. iki tane item ne olur. Şimdi bunun ikincisi. Bu Falcon. İlkini yapmış mıydık biz bunu ya? Yo bu. Tamam. İkincisini de yapayım. Hem chat görevi de bitsin arada. Bakalım başka bir MD drop alabileceğiz mi? Raven RP görevimi bitirdim ve bize lazım olan iki tane itemle beraber şöyle göstereyim. Başka MD atmadı zaten. Bir bankadaki VB bir MD ile beraber geldik hemen bile. Şimdi hiç bekleyemeyeceğim abi Drake'ye girmeye çıkmayı falan. Zaten bir tane daha VB atsa bile üç tane itemle girmem ben bu Envil'e. Öyle bir şans denemesi yapalım bakalım. Şuradan bir 8 tane alalım şimdilik biz bundan. Hemen şöyle seriden artı 3. Hop. Bunu da bastık. Tamam. Şimdi bekleyelim biraz. Önce MD'den başlayacağım tabii ki. Yani geçme hedefi VB'den yana. Bu şimdi artı 4 oldu değil mi? Bas lan. Tamam. <laughs> MD'yi basacaktım. Sonra VB'yi basacaktım da tamam. VB de artı 4. Güzel. MD'den devam. Artı 5 oldu. Ama şimdi yapabilirim onu işte. Ee, şimdi bir MD bir VB olarak gidilebilir. Hemen bir tane takviye yaptık. Ya da bas ya. Bas ya korkanın çocuğu olmaz diyerek bastık lan biz bu artıydı MS'yi. <laughs> İkisi de artı 5 abi. Şu VB'yi art altı alsak yeter dediğim gibi. MD'yi koyduk bastık. Aha MD art altı. Bir şey söyleyeyim ben VB'yi de basacağım he. Vallahi billahi VV de art altı oldu. Bu nasıl bir şans arkadaş ya. Ya bu nasıl bir şans ya. Ben buradan Weapon Breaker art altının fiyatına bakmıştım dostlar. 35, 33. Yani en az 30 emi var en az 30 emi var abi. <laughs> Seri var ya çok şanslı gidiyor bak. İlk kırdırdığımız şelden 5'li e, deco, deko işte ne bileyim MS artı 7 ilk bastığımız VB'ler falan geçiyor MD'ler geçiyor. Ya keşke şunun yanında bir tane daha VB olsaydı ha bak ikisi de VB olsaydı parayı kırmıştık hatta kolumuza bir tane DS bile yapmıştık direkt. Ha gerçi DS değil e, bu 8 HP set ayarlayacağız önce. Bilmiyorum öncelik kalkan da olabilir emin değilim o konuda. Yani HP de lazım Tabii kalkan da lazım ama hepsini sırayla ayrılacağız. Bu iki tane artı altıyı şimdi ben götüreyim bankaya bırakayım dostlar. Güzel oldu bunlar. Bu arada bir de MD'ye bakalım. MD'nin artı altısı ne kadar? Mirage Dagger. Artı altı seçili zaten. O iyi. Yani fena değil. 8M'de buna diyelim. Baya güzel kar yaptık. İkisi de artı altı oldu. İyi oldu güzel Bankamız bu arada bayağı bir canlandı ya bu Buradan acaba bize kaç para çıkar 70-80 civarlarında bir şey çıkarsa bu arada Biraz düşündüm dostlar galiba şöyle yapmak daha iyi olacak ee, HP seti Şimdilik artı 7 yapalım Yani Artı 8'inden 15 health bonus bir kaybımız olacak ama e, Bir yerde 1 GB para vermek var bir yerde de 5 M vermek var Artı 7 yaparız HP seti Onunla da hani bir dahaki hedefimiz de kalkan olur. Ya bir DS ya da bir DOL. Artı altı artı 7. Şimdi DS'ye hemen uzanamayız. Ama Dol'u alabiliriz. Ee, burada yani kalan... Yani şunu da buraya alalım ya. Bunları da satarız. Bu 3 tane Mega Chamber'da biliyorsunuz ki DC Premium'dan gelen Mega Chamber. Onu da ekleriz pazara. Potlarımız falan burada. Bunları da saklıyorum. Hani şart Mart iyi falan düşerse. Bunlarla basarız. Şellerimiz birikmiş biraz. Bunları alalım kıralım bari ya biz. Aynen bunları alalım kıralım. Belki bir drop alırız. Ve bu arada Soju arkadaşımızın da videoya sizlere selam var. Aleyküm selam diyelim. Geçelim bunları kırmaya. Geldim Narki amcanın yanına. Şöyle başlayalım kırdırmaya. Oho tamam. Alacağımızı aldık galiba. 300k 300k'dır. Narki bize iyi davranıyor ya bu seride. Biraz erken aslında konuşmak için ama sonuç olarak ilk kırdırdığımız şelden bu çarın ilk kırdırdığımız şelinden 5'li deko attı bize. O bile bir şans. Kaç kişi yaşamıştır yani böyle bir şey değil mi? Aha refinet de ah be yani şunu en azından bir üçlü atsan. <laughs> en azından bir üçlü atsan birli ne be kardeşim. Ama bunun da var gene bir 2 iki, iki buçuk gem, ha. Yine boş göndermedi bak bizi sağ olsun. Tamam bitti. Hatta bakacağım. Hemen 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 bakalım. Refinet. Refinet Gemstone. Aynen. Ya 2.5 gem denilebilir dostlar. Tabi. Bir tane buz çıkarmış gibi olduk yani. Güzel. BDV'yi beklerken de şöyle hiç sevmediğim hatta nefret ettiğim CZ chat görevine başladım maalesef. Bu görev çok uzun sürüyor. Bir de şunlardan 50 tane çok be abi. Her mobtan 50 tane çok. Yani bunun bossları çıkıyor bir de bosslarıyla uğraşıyoruz falan. Ama XP güzel. XP güzel olmasa zaten çekilecek çile değil. Bak şimdi bu çıktı. MS takıyoruz falan. Uğraş bir ton. 50 tane yapma şunu. 20 tane yap. 25 tane yap. Hani sıkma insanları. Değil mi? Ve eminim Çoğu Knight oyuncusu da bu chat görevlerini sevmiyordur. Neyse. Dediğim gibi artık CZ chat'e e başladık dostlar. Çok az bir görevim kaldı zaten. Allah 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 Allah. <laughs> Şaka yaptım. Yani bu görevler biz 76 yapar ama 77 yapar mı emin değilim. E, liman chat görevi duruyor. Liman ve bir de şey. E, goblin. Liman ve Goblin var EMC'de chat görevleri. Bir de işte CZ chat var. O kadar. BDV girişimizi yaptık ama maalesef karşıda rakip yok. Ya aslında bekliyordum BDV'yi ama şu chat görevi hani bizi odaya sokuyor ya. Bitiririm diye gittim ta en son odaya. En son boss'u kesmeye giderken o hagantiler midir nedir böyle elinde ok alan moblar var ya elinde ok olan. Onlara gittim öldüm abi. Sonra tekrar koşturayım derken süreyi kaçırdım. Alt F4 çektim geldim falan filan derken sonuç bu. Neyse bu seferlik böyle oldu artık ne yapalım. Eski adını alacağız gene zaten de. Ee, yeşil kutu alma ihtimalimiz yok. Yapacak bir şey yok. 2-3 saat kadar dışarıda bir işim var. Geldikten sonra direkt haklarımı yapacağım. Hani karakter de boşta durmasın diye bir pazar kurayım dedim ama dostlar. Ben 70-80 em diyordum. Buradan bayağı bildiğiniz 120 em para çıkıyor ya. Hani bu itemlerin hepsi satıldıktan sonra hem RT7 fabrik seti hem de RT7 dolde, dolde yukarıda görmüştüm. 75 emli galiba. O civarlarda bir şeydir zaten maksimum. Hem de RT7 dolumuzu alabiliyoruz. Tabi itemler satıldığı takdirde. O zaman şöyle pazarımızı oluşturalım. Beklemeye başlayalım bakalım. 2-3 saat sonra görüşürüz. Yaklaşık 2 saatlik pazarımızın sonucu burada sadece MD ile VB çekilmiş. Şimdilik pazarı bozuyorum. Sıfırlanmadan direkt aktarımı yapacağım. Daha sonrasında tekrar pazar kurmaya geleceğim. Üstümüzde de 45 en para olmuş. Geçelim şu direkt haklarımızı yapalım. Hatta hazır Maradon'dayken ben gideyim şu amblemi alayım. Üstünü XTC ile beraber dediğim gibi yapalım drakileri. Sonra tekrar pazara devam edeceğim. Bu itemler satılana kadar pazarda duracağım. Ve itemleri almadan da pazardan çıkmayacağım. Alacağımız itemlerde zaten 7 HP set. Paper HP set. Bir de artı 7 dol. Şöyle de üçüncü hakkımızda bir tane VB almayı başardık sonunda. Beklemiyordum hiç artık iki hakta ümidi kestim. 3. Akın bu odalarında işte orta odalarda diyelim. Bir tane almayı başardık. Bunu da tabii ki pazarlarımıza 10 ekleriz. Bakalım devamı gelecek mi? Yok dostlar başka bir durumumuz olmadı. Sonuna geldik artık. Şöyle tonumuzu atalım ama en azından elimiz boş dönmedik. Şu artı bir VB bile 10 em, bir farm atmış olduk burada. Görevleri bu arada dün vermeyi unuttuğum için görevimiz yok maalesef. Ee, olsun 8 milyon bir eks kaybettik. Bir tane web aldık. Şimdi dediğim gibi tekrar pazar kurmaya gideceğim ben. Pazarı bir göstereyim size. Tekrardan pazarımı da kurdum. Şu an toplamda 92 m olarak gösteriyor. Şöyle de fiyatları göstereyim size. Yani az buçuk fiyat araştırması yaptım. Yani hepsini bir tık aşağıdan koydum. Çekilsin işimiz görüyorsun. Bu arada kalkanları da koydum 2'şer buçuk m'den. Belki bunlar da çekilir. Tamam oluşturalım pazarımızı beklemeye başlayalım bakalım. Evet birkaç saat süren pazarımızın sonuna geliyoruz ve şöyle de göstereyim. İtemlerimizin çoğu çekilmiş aslında. Üstümüzde biriken para 103 eme kadar ulaşmış. Opal Airing hala duruyor. Yani bunu zaten alacaklarımıza paramız yetecek. O yüzden hiç bu muyu atmaya gerek yok. Şöyle ben pazarı bozayım. Ee, aslında vardı bir tane 16 emden alıyormuş ama bakalım paramız yetmezse eğer. Bir bu ya falan atmayı düşünürüz. Bu da ne kadarmış bu arada? Bu da, da 16 m. Arkadaş da trade'den 16 m vereyim dedi. Bir düşünürüz ya. Bir bakalım artı 7 dol ne kadar. 7 piper set zaten 5 m falan denk gelecek bize. 1 m'den buluruz artı 7'lerini. Önemli olan dol. Bir dol piyasasına bakayım ben. Ona göre haberleşiriz. Dostlar artı bir rebirth bulabildim. Yani no rep de var ama aralarında 4 m fark var. Şimdi bunun artı 7'sini no rep olarak da satmak zor. Böyle artı bir revert olarak da satmak zor. Ama bizim işimizi görecek bir item sonuçta DS'ye uzanana kadar en azından. O yüzden ben bunu 72M'den almak istiyorum ya. Ama öncesinde bir PM atalım arkadaşa. Yani cevap vereceğini düşünmüyorum ama bir 5 dakika bekleyelim. Eğer 5 dakika cevap vermezse ben 72M'den bunu alırım abi. Yok arkadaşımız PM'ye cevap vermiyor. Ve izninizle ben şu itemi 72M karşılığında almak istiyorum abi. Artık yapacak bir şey yok. Çarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hem <laughs> kolumuz da parlayacak da. Tamam şimdi Old Skevelt bakacağım ve bir de artı 7 People Set bakacağım. Bu para bizim için yeterli olur zaten. Old Skevelt'i de bulduk. 4M 250K gayet güzel bir rakam. Hiç görülmez bile yani bu item için. 4M 250K. Bunu da verdik. Şimdi tek eksiğimiz artı 7 Fabric set kaldı. Hatta bir parçasını ben bunun art 8 yapabilirim ya. Bunun bir parçasını art 8 yapabilirim. Paramız yeterli çünkü. Bakalım bir. Dostlar şöyle de sağ olsun pazarcı bir arkadaş bana yardımcı oluyor. Yani pazar SC'si olan bir arkadaş. En ucuzu 1M 200 kaymış. Ee, şimdi kolluğu aldık. Hepsi zaten aynı fiyat. Donluğu da aldık. Ee, kafalığı da aldık. Ve bir de göğsü de aldık. Ne kaldı? Ayaklık kaldı. Ayaklığı da bakalım art 8 alabilirsek eğer art 8 alalım ayaklığı. Evet dostlar tam istediğim fiyattan. Aslında HP basılıları tabi biraz daha ucuz oluyor ama şimdi bulmak zor. Bunlar genelde 22-23m civarlarında koyuyorlar pazara. Bunu alacağız. Zaten bu seti biz art 8 yapacağız. Ayaklıktan başlayalım bari. Son olarak bunu da aldık ve 2m 600k paramız kaldı ama. Opal eringimiz falan var yani satılacak. Şunlara da bir HP basayım ben. Güzel oldu böyle ya. Yani biraz daha dayanıklı olabildik en azından bence. Üstümü başımı da topladım. Satılacak itemlerimizi geri bankaya bıraktım. Yalnız şurada 3 tane mega chamber aldım. Bunları ne olur ne olmaz diye bu buya atacağım dostlar. 2M200K para kaldı üstümüzde. Bir şey ihtiyacımız olur bir şey olur. Zaten fazla bir şey gelmiyor buradan. Hani 1M200K yakın bir para geldi üstümüze. Ve şöyle bir HP seti ben giyip burada da bu arada çıkardığımız Amuleto Felt'i de aldım. Bu da 15 health veriyor tabii işimize yarayacak. Şöyle bir bakalım bakalım 3900. En son 1700 civarında bir şey alıyordum Undi ile 2361 olmuş. Yani 600 HP fazladan kazancımız var. Şöyle STR'leri de taktığımda ne oluyormuş bakalım Can? 5K. Yani fena değil 75 levele göre fena değil. 80 level olana kadar tabi bu artacak. Yani zaten gittikçe HP verdikçe verdikçe artacak. Daha bir de bundan 8 falan. Şimdilik güzeliz ama. Bu dolde yani idarelik bizi geçiş mi olarak idare edecek. Asaslara karşı, varyolara karşı çok iyi değil. Zaten bizim varyolarla genellikle işimiz olmuyor. Slotu basmaya gelenler genellikle asas oluyor. O yüzden bu dol işimize yarar. Tamam. Bu kadardı bu da. Pazardan artık çıkıyoruz. Hemen kendimi esnanta attım. Görevleri yapmaya başladık. Crimson Wing Falcon görevinden. Ve arkadaşlar 1x yapacakmış bu arada. Yani ilk görevi yapmışlar. İkinci turu yapmayacaklar ama benim de zaten burada chat görevim var. Chat göreviyle beraber ilerliyor. Yani bir tanesini yaparız artık. Diğeri de kalır diyelim. Başka zaman yaparız. Buradayız dostlar. Dostlar birer tur Falcon görevini yaptıktan sonra FT saati gelmişti ve karakterimize ilk defa FT'ye girdik. Sekimizi açtık bekliyoruz bakalım bir parti bulabilirsek eğer yeşil kutumuzu alıp çıkalım. Yavaş buradan. yavaş FT'nin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve kurduğum partide mavi oynadık dostlar. Ben de dahil olmak üzere bütün parti atak yaptı. 7 kişiyiz ama bakalım yani ala da, biliriz, da emin değilim. Güzel atak yaptık ama göreceğiz bakalım sonucu. İki arkadaşımız maalesef öldü Volkanik Rock'a yani alabilirdik mavi aslında ama VR'yi de kesemiyorlar. Kimse yardım etmiyor. Ben gitsem muhtemelen ben de ölmüştüm. O yüzden gidemiyorum maalesef. Arkadaşlarımızın da ölmesi kötü oldu ya. Mavi ihtimalimiz kalmadı artık. Belki hatta yeşili bile alamayacağız çünkü FT bitmeyecek. Kesemiyorlar. Bakalım yani hayırlısı artık. Evet Volkanik Raks düştükten sonra herkes şeytana yüklendi. Bizim mavi kutu hayalleri çöpe düştü ama en azından inşi kutuyu alalım çıkalım. Yani süre bitmeden en azından bitirebildik. Az bir süre kalmıştı çünkü. Ah mavi aldık gene. E tabi ölenler olmuştur, o olmuştur, bu olmuştur. İlk FT'mizden böylece mavi ile ayrıldık dostlar. Şimdi Falcon Parti varmış hemen bir Eslant'a geçinmen seriden. Falcon'un ikinci turunu yapalım. Oyuna res gelmişti şimdi açıldı hemen açılır açılmaz ben de avuca geldim. Burada arkadaş vardı parti attım kabul etti. Şimdi ikimiz beraber kasacağız tabi bu slotun sahipleri gelene kadar. Artık ne kadar buz çıkarsa ortadan ikiye ayırırız. <laughs> bir paylaşım yaparız bakalım. Umarım gelmezler de şöyle bir iki saat falan burada bir buz kasarız ya. Zaten o slotu sahibi olan varyorlardan başka kim gelirse gelsin ikimiz olduktan sonra galiba slotu vermeyiz kimseye gelişmelerden haberdar olacaksınız. Evet dostlar ilk busumuzu almış olduk. Şöyle göstereyim bu bir. İkinci busumuz da geldi ama bu bayağı bir geç oldu. Şöyle göstereyim. 3 dakikası kalmış SVSC'nin. Yani yarım saatte almış olduk ikinci busu. Ya şimdi slot a olunca beklenti tabi yüksek oluyor. Hani uğruna nice kanların döküldüğü, nice yiğitlerin yok sayıldığı slot yarım saatte 2 bus. Şimdi bir bir paylaşacağız zaten arkadaşlar. Bu arada bir tane de MD attı. O da bana geldi. Tabi onu da paylaşacağız. Şimdilik böyle bakalım. Daha devam ediyoruz. Üçüncü busumuz hemen peşine geldi. Beş veya altıncıyı kestik. Güzel böyle devam etsin işte ya. Burası ouch yani. Zaten belki beş dakika sonra belki on dakika sonra kovulacağız slottan. Bari şuradan hani bir dörder dörder bus alıp da gidelim. Şöyle kendi adımıza ikinci bus aldık. Arkadaşımız gitti. Ben iki tane bus ona verdim. Hani üç tane çıkmıştı ya toplam. İki bus verdim. Arkadaş da MD'yi bana bıraktı. Ve o gittikten sonraki busumuzu da aldık ama geç atıyor arkadaşlar. Yani slotta bir şey var. Gerçekten geç atıyor. Neyse daha gelen giden yok en azından ona şükür. Devam ediyoruz bakalım. Yine aylar yıllar sonra şöyle göstereyim. SV'miz vardı o bitti. Üstüne SV, 9 dakikası kalmış. Yani 3. aldık ama galiba bu slotta bu kadar uzun süre kalabileceğimiz bir şeyi yeterince iyi değerlendiremedik ya. Aslında slottayım sürekli ama işte drop atmıyor. Hatta silah bile bir kere RPR yaptım geldim. Bu ikinci. ikinciye gideceğiz artık. Yani yapacak bir şey yok. Kesiyor ama atmıyor. En azından üçüncüyü almış olduk. Ağlamak galiba iyi geldi. <laughs> 9 dakikası vardı bak. 7 dakikası kalmış. Hemen peşine dördüncüyü de attı. Bu iyi oldu işte. Bu topladı biraz. Şimdi RPR'e gitmem lazım. Son bir slot daha keseriz ama. Evet RPR'e gittim geldim ve kestim. İkinci slotta şöyle göstereyim. Beşinci busu da almış olduk. Güzel bak açıldı. Böyle giderse iyi olur. Şimdi arkadaş vardı burada. Ondan da SV aldım. Hatta ne kadar olmuş başlayalım. Bak 3 dakika olmuş SV'yi aldığımdan beri. Bu SV bitince SV, SC ile devam ederiz gene. Daha hala olmadık. Daha hala baskına gelinmedi. Tabi bunda resin çok büyük etkisi var. Resten hemen sonra geldim ben buraya. Server açılır açılmaz. Güzel. Beşinciyi yapmış olduk böylece. Evet. Altıncıyı da aldık. Şöyle SWSC'yi göstereyim. 17 dakikası var. RPR'ye de gittim geldim bu arada tekrardan. Güzel. 6 olmuş oldu buslar. Hala daha bir gelen giden yok. Hala daha bir KS yok. Hani baskın yok. Bir şey yok. Artık yani ben yoruldum. Düşünün şu slotta ben yoruldum. Ama devam ediyoruz. Pes etmek yok. Bakalım 10 yapabilirsem güzel olur ya. 10'a kadar dayanabilirsem güzel olur. Evet gelenler var ve bu arkadaşlar galiba artık slotu almaya geliyorlar. Ben bir ton atacağım. Buraya kadar peşimizden sürükledik ama bir ton atacağım. Şöyle bir 2 dakika bir es verelim. Eğer sadece baskına geldilerse slotu devam ederim. Eğer slotu almaya geldilerse de zaten yapacak hiçbir şey yok. Slotu almaya gelmişler ya. Varıyor arkadaş burada. Yo burası boş. İki slot dönme vereyiz. Ben burayı alayım abi. <laughs> ben slotuma devam edeyim. Tamam gelmeyecek galiba zorlamayacak. Yanında bir tane de okçu vardı ama ben de hani o da burayı almıştır diye tahmin ettim. Yok almamış. Biz devam edelim burada. Dostlar bu slot son slotum. Artık bırakıyorum çünkü aile babalı yapmam lazım. Ve şu SC ile bir dakikası kalmış zaten görüyorsunuz. Bu SC'nin bitiminde tam 2 saatimiz dolmuş olacak. Droplar tatmin edici değil açıkçası. Hani 2 saatte 6 tane buz, 1 tane MD yeterli değil. Ama gene farmımızı attık diyeceğiz. Bugün de böyle oldu. Başka çıkacak mı? Kaç oldu bunu kestiğimiz? Dur bir tane daha mı çıkacak? Yok çıkmayacak galiba. Tamam şöyle tohumumuzu atalım. Bu sotu bırakmak istemezdim ama dediğim gibi artık ee, işlerim var. Şu çıkan çöpleri de bir satalım bakalım. Bu arada kendi üstüme gelen çöpleri de arada sırada satarak paramız da 8 e kadar ulaşmış. Yani masrafsız oldu en azından farm. Bunu da sat gitsin mi? Aynen sattık bunu da. 8M 300 hani bu kastığımız para harcadığımız pota gitmiştir. Zaten taş çatlasın 150 tane falan mana potu yakmıştır. Çünkü slottan sürekli çıkıyor mana potu. Tabi bunun yanında 6 tane buz, 1 tane md de bizim yanımıza kar kaldı. Başka herhangi bir dropumuz yok bunların yanında. Şimdi ara verelim. Dediğim gibi işlerimi hallettikten sonra ben tekrar bir slot bakarım kendime. Tekrardan kendimi cz'ye attım ama bu sefer yapacağımız işlem başka. Burada görüyorsunuz. Nerede o bir dakika? Göremiyorsunuz. Gerçi görüyormuşsunuz. <laughs> Evil wizard görevim var dostlar. 40 tanesini zaten geçen bölümden hatırlayacağınız üzere kesmiştim. Ya şimdi bu biraz tabi masraflı bir görev. Ama... Drop alırsak yanında masrafı da kalmıyor. 60 tane daha kesmemiz lazım burada Evil Wizard. Başladım. 60 taneyi de keseceğim. Yani kafaya koydum. Belki bir drop alırız dediğim gibi. Hem farm atalım hem görevimizi yapmış olalım. Şunu keselim beraber. Tabi biraz zor kesiyoruz ama olacak artık o kadar. Tamam. Görev saymaya başlıyor. Bir drop çıkarsa eğer sizinle paylaşırım. Abi bir drop çıkarsa sizinle paylaşırım dedim ya. <laughs> Dostlar. Nerede lan? Ya ikinci kestiğim ya. Kaydı kapattım. Bir sonraki kestiğimden direkt kolluk trier aldık abi. Mükemmel. Mükemmel. Hemen bakıyorum. Şu direkt trial yazsak aslında. Gauntlet'te çıkar herhalde ya. Aynen. Artı bir olduk. Ne kadarmış? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Köşeyi döndük. Ellem tertemiz. <laughs> Ellem tertemiz. Şöyle de göstereyim. Daha 42 oldu bakın görev. Harika ya. Harika harika. Tamam. Devam dostlar. Evil Wizard'da bizi çok fazla yaşatmadılar. Hem KS geldi hem Karuslar bastı derken anca 52 tane kesebildim şimdilik ve sonradan da BDV saati geldi dostlar. Aşağıda gördüğünüz gibi BDV'lerde kazanmaya devam ediyoruz. Belki 10 kere üst üste kazandım daha hiç kaybetmedim. Maşallah diyelim. Yeşil kutuları da geçen bölümden satmıştık zaten. Bu bölümü satmıştık. <laughs> Kafa yandı. Neyse tamam bu yeşil kutuyu bırakalım bankaya. Tekrardan bakacağım Evli Eğer aynı durum devam ediyorsa. Ee, şey yapacağım. Direkt haklarımı yaparım. Direkt hakları sıfırlandı zaten. Direkt haklarını yaparız. Bu arada mis gibi drop'umuz da burada yatmaya devam etsin. Görevi 100'e kadar ulaştırdık. Burada sağda gördüğünüz gibi. Şimdi RPye gittim ben. Ve şöyle göstereyim. Ee, günlük giriş etkinliği başladı. İlk günden de 5 tane ağaç atak SC veriyordu. Onun bir tanesini kullandım. Yani tam yarım saat boyunca kestik. Yarım saatte kestiğimiz yüzde tamamladı. Şimdi bir tane daha alacağım basacağım galiba. Bunda bastığımızda artık görevi bitirmiş oluruz. Başka bir durumumuz yok şimdilik ama zaten sadece bu bile yeter. Atarsa bu arada çok güzel olur tabi. Devam edelim. Ve sonuncuyu da şöyle beraber keselim. Görev oldu 119. Son bir tane kaldı. Başka bir draw'umuz yok. Ama dediğim gibi zaten alacağımızı aldık. Hani toplasanız burada bir saat falan sürdü. Hatta aynen gerçi ilk geldiğim zamanlarda bunu basmamıştım. Ortalama bir saat diyelim. Bir saatte 50 M almış olduk. Masrafları da çıkınca 45 M diyelim biz ona. Sonuncuyu da kestik. Tamam görevimiz bitti. Şöyle tonumuzu atalım. EP yeter mi yetti? görevde Görevi de verelim dostlar. Şuradan hemen 115 milyon 161 bu arada az önce exp öldüm ya buff'ım bitti. Yani şu 120 tanenin içinde bir kere evliüz artı exp ölmüş olduk böylece. 95 milyon exp kazanacağız buradan çünkü 20 milyonu gitti öldüğümüz için. Tamam 175 yaptı falcon görevini bitirmiştim zaten onu da veririz. Birkaç görevim daha var şimdi önce bir draki yapayım. Dediğim gibi aklarım sıfırlandı saatte geçmeden bitirelim draki. Ondan sonra görevleri veririz yaparız. Bir 76 yapalım artık çarımızı. 3 tur Drake hakkımızın da sonuna geldik. Şöyle göstereyim görevleri bitti gördüğünüz gibi. Ama maalesef bir VB veya Box Throw'umuz yok. Sadece iki tane kırdırmalık şer attı. Bugün böyle oldu. Devam. Ufak ufak Estant'taki görevleri bitirmeye çalışıyorum. Şimdi Satyros'un 2 turunu birden yaptım. Acaba bizi level atlatacak mı bu görev ya? 37.5 milyon veriyor ama %5 nokta verir mi? Abi. <laughs> 99.97'de kaldık. Tamam. Şimdi dostlar Burada bu kadar görevimiz var. Half Troll, Şaman'ın e, ikinci turu var. Crimson ikinci, ikinci turu var. Gargoyle'nin ikinci turu var. Ve Aoc'un ikinci turu var. Bunların hepsinin birer turları yapıldı. Bu görevleri bitireyim. Ondan sonra CZ chat, dediğim gibi Liman chat var. Ve Hop Goblin chat görevi var. Sadece bu üç görevler kaldı yani. Ondan sonrası artık Allah kerim diyelim. Gargoyle görevimize şans eseri bir parti denk geldi. Yeni başladık zaten ve level atladığımı size göstermek istedim dostlar. Tam... Bir önceki slotta %100'de kaldı. Yani böyle bir slot %0.3 veriyormuş bize. Bu slotla beraber de dediğim gibi artık 76 level olacağız. Acaba CZ chat görevi falan e, bizi şey yapabilir mi ya? 77 kaç milyon eksistiyor? 985 CZ chat katışı veriyordu. Galiba bütün görevlerle beraber oluruz galiba 77. Tamam devam edelim. Tufan Reis'e buradan sevgiler saygılar. Şimdi dostlar. BDV bekliyorum. Burada Tufan A ile karşılaştık. Karşılıklı oturup sohbet ediyoruz. Ve de size bir şey danışmak istiyorum. Sormak istiyorum. Şimdi serinin başlangıcında dedim yani hani... E, komple sıfırdan bir serisi olmayacak. DC Premium ve Peri ile oynayacağım diye. Şimdi bunu bir ekleme yapalım mı diye size sormaya karar verdim. Şöyle ki ekleme... Gene aylık DC Premium ve Peri'miz devam edecek. Bunun haricinde sadece Volkeri ve VIPK. Hani e, Pustan Geniye, Geniye Hammer ne bileyim işte başka şeyler almak yasak. Ama şu ben geçen mesela komple sıfırdan olan Priyes serisinde de söyledim. İlk bölümü açarsanız daha ilk dakikalarda duyacağınız şey Humanlardaki Humanı STR Priyes'indeki ben şu görüntüden nefret ediyorum abi. Ben Human açmazdım normalde hayatta ama biliyorsunuz ki Oğuz kardeşim burada Human diye ben de mecbur Human açtım. Şu görüntü beni çok rahatsız ediyor ve kendi emeğimizle kastığımız parayla da hani bunları almak istemiyorum. Çünkü zaten 2 ay sonra silinen şeyler. Bunun kararını size bırakıyorum. Eğer derseniz ki işte seri bozulur o bu. Yani dediğim gibi sadece Volker'i bak kanat da almayacağım, patos da almayacağım. Sadece abi Volkeri ve VIPK eklemesi yapacağım. Bu DC Premium ve Perin'in üstüne. Kararı size bırakıyorum. Yorumların altına yazın. Ona göre kararımızı verelim. Bu kadardı. BDV'de girişimizi yaptık. Şöyle bir partimiz var. 2-3 priestiz. Bir tane magemiz var. 3 tane asas. Bir tane varıyor. Yani görünüşte güzel aslında iş yaparsak. Hani item olarak biraz geriyiz sanki ama. Zaten dengeleme var. Biliyorsunuz ki 80 level altına. Başlayalım şöyle bir ya. Bakalım neler olacak. Hemen şuradan ben var bir undaciyesi var. Menşere atalım ve I am owner Junior, Mr. Last Danger, Tufan Reis ve Devrem Ferhat CK'ya buradan selamlar gönderelim. Youtube'a selamlar var dostlarımızın. Bu arada e, sesini kapattıklarım da vardı. Onlar da kusura bakmasın sesini dedim pardon e, PM'ini kapattıklarım vardı. Yanlışlıkla kapattım. Selamın iletemediklerim varsa kusura bakmasınlar. Yalnız biz ağır bir şekilde yenileceğiz galiba dostlar. Bu gidişat onu gösteriyor. Sürüyoruz üstlerine tekrar ama. Bakalım Varyor'a bir tek on kaldım ben. Kürünü de aldım Varyor'un. SV yok. O güzel kal Şuradan bir toplu 1920 döneyim. Z'den bir malis. Mecimiz güzel kal attı. Met sana bir tek on döndüm. Bir save olsa aslında var ya ben daha ta kalkacağım da. Bana bir save atabilir misiniz dostlar? Bizimkiler zaten taradı baya o sayesinde. Bir save'ye bu iş biter. Bu arada karşısı çıktı ya. 6 kişi kaldılar ve karşıdan 4 tane aynı kılandan arkadaş var. Tabi hepsi okçu. Galiba kazandık. Böylece bir BDV daha kazanmış olduk. Buradan yeşil kutumuzu aldık ve kaldıramadım arkadaşımız da partideydi bizle BDV'de. Altardan beri takipteyim seni diyor. Sağ olsun kendisi. Ayrıca Lig Lick Mayleku aynı parti dedik arkadaşlar. Onun da videoya selam var. Aleyküm diyelim. Şöyle de keyifle yeşil kutularımızı bankaya bırakıyoruz durmadan. BDV kaybetmiyorum ya. Girdiğim her BDV'yi kazandım. Yani bu çara açtığımız günden beri galiba bir kere falan kaybettim BDV. Diğerlerin hepsini kazandım. 7 tane en son inşi kutusu atmıştık. 2 tane de şimdi 9 tane. Güzel. Burada birikmeye devam etsin. BDV bakalım. sonrası biraz chat görevleriyle meşgul oldum. XP'miz de gördüğünüz gibi %15'e kadar geldi ve şimdi FT saati. FT'de girişimizi yaptık. Aslında mavi parti oluşturdum ama baktık içeride çok mage var. Arkadaşlara da hiç kendimizi yormaya gerek yok. O yüzden yeşili bekleyeceğiz. Çıkışta yeşil alırız umarım. Volcanic Rock düşmek üzere artık. Hızlı bitti baya. Yani arkadaşlar hemen Önce şaytan sonra volkanik rak ve yeşil kutumuzu almış olduk. Bir tane de coin ile ayrılıyoruz FT'den. FT'den kazandıklarımızı da bankaya bırakmaya geldim ve artık bu bölümün kapanışında burada yapalım bence dostlar. Bence güzel ve verimli bir bölüm oldu. Hem bölümün başında hedefini koyduğumuz 76 level'e ulaştık. Hem görevi yaparken güzel bir drop aldık. Tabi farmda Evil Wizard hani aslında bakmayın görev için gittim dediğime. Evil Wizard sultunu ben seviyorum. Çünkü dönmekten sıkılmıyorum. Sadece yoruyor ama hani dönmesi zevkli. Onun haricinde avucu güzel yakaladık. Daha devam edebilirdik. Gerçi ne kadar devam edebilirdik o da belli olmazdı da. Sonuç olarak 6 tane buz çıkardık. Bir tane de bizde vardı. 7 oldu. Yani işte FT'den ilk ilkinden mavi kutular falan. Biraz paramız var burada gene. İlk başta ben dediğim gibi 8 HP seti tamamlayacağım. Ondan sonraki hedefimse artı 6 DS olacak. Durum bundan ibaret. Lafı fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.